Evet, akşam işler bitti, yemekler yendi, ortalık toplandı. Şöyle şimdi güzel bir kahve keyfi yapalım. Ve burada da yaptığım turşuları göstereceğim size. Kahvem olurken. Azar azar yapmış gene biraz turşu. Evet. Kahvemiz artık Allah'a emanet. Biz her şeyini yaptık. İnşallah güzel olur. Evet, turşularımı gösteriyorum. Bunlar kırmızı biberle, süs biberiyle yapılan peynirli turşuların ekşimikle peyniri karıştırıp yapıyoruz. Üzerine de sadece sıvı yağ koyuyoruz. Bunlar da lor, yine ekşimik yani ve süzme yoğurtla olan turşularım. Başlamış olmaya bak, sararmaya başlamış biberler. Biberler sarardı mı oldu demektir. Bunlar balık biberi turşularım. Ve bugün yaptığım karışık turşum. Zoruna doldurdum. Ben doğradıkça o hep aldı seni. 2-3 defa uğraştırdı beni. Bu da turşu suyumdan kaldı. Onlarla da şöyle biber koydum. Köy biberi. Ve burada acı biber turşum, domates sosu. Yani demek ki ufaktan ufaktan yapıyoruz bir şeyler. En büyük turşum lahana turşusu. Tabii 20 kilo bidonları dolduracağım. En çok gelen turşum onlar. Bunlar kahvaltıda da yeniyor. Bunlar kahvaltılı peynirler. Çok güzel gidiyor. Balık biberlerini eşim seviyor. Domates acılı. Onu da eşim seviyor. Bunu da ilk defa yaptım. Kardeşlerim yaptı. Çok memnun kaldı. Salatalık gibi. Hazır hemen çorbanın yemeğin yanına olan bir turşu. Yoruldum mu? Yoruldum. Ufacık bir bidon ama beni uğraştırdı. Tam kararlaştıramadım. Doğradım. Yenden boşalttım. Doğradım, ilave ettim. En sonunda doldurdum turşumu. Ve tabii ki kahvemi yapma zamanı. Makinemi çalıştıracağım. Ama ilk önce kahvemi içeyim. Kahve bulaşıklarımı da koyarım. Makinemi de öyle çalıştırırım. Çorban daha soğumadı. Dolaba konacak. Narlarım ayıklanacak, temizlenecek. Dolaba kaldıracağım onları da poşetleyip. Yani durmak yok bana. İnşallah güzel olmuştur. Şöyle sallıyoruz. Salladığımız zaman beyaz köpük çıkıyor. Bunu da bana Neşkom öğretti. Kahverengi öyle bak. Nasıl köpük bembeyaz oldu, sütlü gibi. Bu da kahvenin püf noktası. Şu görüntüye bak. Bismillah diyelim. İnşallah fincanda da öyle olur. Evet. Bu oldu. Bakalım bu nasıl olacak. Bu idare eder. Bu eşime özel. Bu bana özel. Yapacak bir şey yok. Bak kart çıktı eşiminkinde. Eşim zaten kahveyle işi yok. Kahveyi seven ben. Fazla fazla koydum. Niye böyle oldu onu da bilmiyorum. Bu görüntüyü de sevmiyorum. Bak şimdi şuraya bak. Niye böyle oldun sen? Ha? Şöyle kapan azıcık. Biraz bundan köpük alalım. Eşiminkine de koyalım. Şöyle yapalım. Bu biraz iyili oldu. Heh. Yapacak bir şey yok artık. Böyle içeceğiz yani, değil mi? Kahvede ucuz değil ki, kahvede pahalandı. Benim içtiğim kahve pahalı.
Daha ucuzlarını da ben sevmiyorum. Markada söylemek istemiyorum. Evet, ben balkonuma gidiyorum. Şimdi televizyonu seyrediyor. O tarafa çevirmeyeceğim kamerayı oradan. Buradan gideceğim. Burada da oğlumun ayakkabılarını yıkadım. Bu balkon güneş diye buraya koydum. Aman aman aman. Kahvenin hiç köpükleri kalmadı. Görüntü berbat. Tadını bilemem. Baksana. Köpük var mı yok mu belli değil. Niye böyle oluyor onu da anlamış değilim. Her zamanki gibi koyuyorum kahvesini. Kısmetimiz de bu gece böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Daha ben çay içmedim. Çayım güzel olur inşallah. Çay demleyeceğim. Bugün iki tane Nescafe içtim. Daha çayımı demlemeye fırsatım olmadı. Turşularda. Eşime de sesleneceğim. Şu videonun sonunu getirelim. Kahvesi de soğumasın. Zaten kahveyle iş yok. Burası da kargalar ülkesi. Bu ağaçta kim kaç tane var hiç belli değil. Bütün gece ötüyorlar. Ve ben burada videoyu sonlandırıyorum. Yoksa benim köpük ay oldu. Evet bildiğin ay. İçim ay mı doğuyor acaba? Eşiminkisi iyi de gitti. Onda da balık çıkmış sanki bak. Neye benzetirsen o derler ya, benimkisi de oysa, ne istersem ona benzetiyor. Evet. Heh, kargaların sesini duyuyorsunuz. Şuraya bak. Bütün gece böyle. Bu kargalar. Hani bu ağacın altından geçerken de üstlerine pisliyorlar yani. Kimisi de diyor ya, ay kuş pisledi, şansım artacak. Ya burada pislememesi imkansız ki, bu ağacın altından geçen muhakkak birisinin pisliğine rastlayacak. Çünkü sırf karga. Yani bütün o saçma sapan inançlar onlar işte. Yok kuş pisledi, bilet alalım. Yok kuş pisledi, şansım artacak. Kuş pisledi, berbat oldum demeyler de üstüm başım. Evet, benim kahve de ikiye bölündü. Ayrıldı. Artık ufak ufak böcekler, güvercinlerden mi geliyor aşağıdan, ne yapıyor Allah'ım yarabbim. Bu kadar temiz bir insanı da böyle şeyler hep bulur. Evet, ben burada kapatıyorum. Yoksa benim kahve iyice gitti. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Size de afiyet olsun.